Sevgili seyirciler, Yaşanmış Yıllar programımıza hoş geldiniz. Bugün çok tatlı bir amcayla eşiyle birlikteyiz. Çok farklı anıları var. Kendi tabiriyle katmerli bir hayat yaşamış. 85 yaşında. 2 defa askerlik yapmış. 3 defa nişanlanmış. İlkokulda 3 defa yer değiştirmiş. Bize bu katmerleri anlatacak kendisi. Bir de kitap çıkarmış amca. Amca aynı zamanda bir Taşkent sevdalısı. Taşkent'te çok fazla kalmamış ama Taşkent sevdalısı, sık sık gidermiş. Ve Taşkent'te anılarını, kendi akrabalarının anılarını daha çok kitaplaştırmış. Amcadan istemişler, kitaplaştırmış. 52 yıllık evli. Nuri ablayla çok güzel bir evliliği var. Herhalde bu kadar dinç olmasını bu evliliğe borçlu. Kendisine soralım. İlk önce bir soralım. Sonra da bir şiir isteyelim kendisinden. Amca aynı zamanda şair. İlk önce bu dinçliği, bu 85 yaşındaki dinçliği neye borçlu? Sevgili seyirciler, şimdi biz 4. kata yürüyerek çıktık. Burhan amca da yürüyerek inip çıkıyormuş. Amcamızın çok fazla anıları var. Ders alınacak hikayeleri var. Bakalım neler anlatacak? Hangi anılardan bahsedecek? Dinleyelim. Programımıza hoş geldiniz Burhan amcacığım. Hoş bulduk. Sağ olasınız efendim. Baki Burhan. Akırşan. Akırşan. Evet, evet Baki amcacığım. Önce bu gençliği, bu dinçliği, bu hafızayı neye borçlusunuz? Efendim işte dedim ya bir özel bir davranışım yok. Sigara içmem. 35 yaşında bıraktım sigarayı. 20 yaşında başladım. 15 sene içtim. İçki içmem. Aşırı bir hayatım yok, gece hayatı vesaire falan gibi yıpratacak bir şeyim yok. Düzenli bir iş hayatım oldu. Yani o da katmerlidir. Bir sürü iş yeri değiştirdim. Katmerli olmayan bir tarafımız yok zaten. Böylece kendiliğinden Allah öyle şey etti. Kulun elinde ne var ki? Evet. Kulun elinde ne var ki? Bir şey olmaz. Allah böyle istemiş de. Amcacığım... Bir şiirle başlayalım dedik. Ezberinizde şiiriniz varsa hemen bir şiirle başlayalım programımıza. Bir kıtam okuyayım. Kara sevdamızsın çünkü sılasın Taşkent hakkın. Bize emanetsin, haktan kulasın. Dileriz hep gür ve mamur olasın. Dualı kasabam, görkemli dağım. Gurbet yetmezinde tek sığınağım. Bu bir. Bir de hanıma yazdığımız evlendiğimiz zaman bir buyurun, şiir konuk yap. Gayri koyu verdim hayallerimi. Yayla pınarlarınca serin mutluluk. Ararken yorulduğum tut elimi. Tükenme dünyama ak oluk oluk. Nicedir yalnızlık yakmaz derimi. Bak dualarımla bozuldu yasak. Hak saklasın üzüm tanelerini. Ne gönlümde ezgi ne gamda durak. Öyle gördüm işlerinde yarını. Ömür boyu bana hep onlarla bak. Bugün dönümündeki sır nedendir? Kuytulara bile vurdu ışığım. Çiçekler topladım yüzünden bir bir. Aleminde doyasıya aşığım. Hep güzellikleri yanıma getir. En soylu ümitler duyguma katık. Gözümde sahiller mavi köpüklü. Şimdi bana öncü bin bir yaratık. Sırtımda en kutsal bir amaç yüklü.
Anılar hızımı kesemez artık. Bu. Çok güzel amcacığım. Üç tane nişanı bozdum dediğinizde haklısınız demek ki. Nuriye Hanım için mi bozdunuz o nişanları Ya, yoksa? üçüncü oldu, onu değil. Her şey böyle işte. Yorulmuşsunuz ama sonunda da bulmuşsunuz. Evet, öyle oldu, Allah'ım çok bundan şükür. sonra Çok da işte. mutlu devam ettirsin. Nasıl evlendiniz amcacığım? Bizim arkadaşlarımız vardı. Nuran benim arkadaşımdı. Bey de Burhan'ın arkadaşıymış. O nasip demek ki bayram ziyaretine geliyor onlara. Evleneceğim diyor. Nuran da diyor ki benim arkadaşım var. Komşumuzun kızı bir gün gördü. Bayram günüydü geldiler. Bizim evde eski evlerdendi, toprak evdi, bahçelikli şeyli. Ondan sonra kapıyı çalarlar, geldi şeydi, yanında Burhan varmış. Yani buyurun falan diyorum. Yok girmeyeceğiz Nuriye dedi. Şöyle geçiyorduk da dedi, bir uğradık dedi. Tamam dedim. Gittiler. İki ablam da Ankara'da evliler. Öyle olunca, Konya'da olunca bu. Seyitti. Sonra beni takip etmiş. Halamın kızları var. Dişçi Muzaffer Demirtaş halamın oğluydu. Onun kız kardeşleri var. Doktor oldu. Hatice öğretmendi. Güzel sanatları bitirdi İstanbul. Onunla eskiden banyo yoktu ya. Hamama giderdik. Her hafta hamama giderdik. Hamama gittik çıkınca da torun oğluna uğrardık. Orada da bir dondurma falan yerdik. Onların hamam kültürü nasıldı? Ay kavga, dövüş, çingenler gelirdi. Sabahın erken saatinde giderdik biz. Çok erken giderdik ki onlar gelmeden diye. Öyle hamama gidiyoruz. Bu da çarşıya çıkmışmış herhalde. Ay demiş bu gördüğüm kız demiş benim demiş. Nuran'ın söylediği kız demiş. Halamın kızları da uzun uzun boylular, benden uzunlar. Bu bakmış ki, ay demiş herhalde demiş, boyu benden uzun demiş, hep takip etmiş. Torun oğluna giriyoruz, biz dondurma yiyoruz, bu da gelmiş, hiç ben farkında değilim. Sonra artık işte Nurhan'a demiş de, anne demiş beğendim demiş, iyi demiş. Öyle olunca annesigil geldiler, istediler, şey ettiler. Derken nasip. Şimdi katmerli olan olaylardan birisi de sizin okul hayatınız değil mi? Tabii. Taşkent'te ne kadar kaldınız? Taşkent'ten ayrıldıktan sonra nasıl katmerlendi okul Efendim hayatınız? işte Fethiye'de ilkokula başladım. Atatürk öldüğü sene birinci sınıftaydım ben. Allah rahmet eylesin. Ondan sonra Taşkent'e geldik. İki, Taşkent'e üçüzdü. niye geldiniz? İşte Fethiye'ye dedik ya, gidip tekrar Taşkent'e? efendim dedik işte savaş Savaş zamanı. başladı. Savaş Evet. başlayacak, böyle ortalık karışık. Dedik ya Rodos'ta tam Fethiye'nin karşısında İtalyanların Rodos o zaman İtalyan işgalindeydi. Savaş olursa dedi babam ilk saldıracakları burası. Siz gidin Taşkent'e dedi. Pederin orada durumu iyiydi. Fena değildi. Taşkent'e geldik. 2'yi, 3'ü, 4'ü Taşkent'te okudum. Sonra pederin Fethiye'deki işleri bozuldu. Madencilik kalmayınca Fransızlar işletiyordu Fethiye'deki madenleri. Fransızlar savaş dolayısıyla gidince Zonguldak bütün ekonomik hayat durdu orada Fethiye'de. Evet. Babamın o kahvezi mahvede düzeni kurdu, düzen bozuldu. Oradan bir iş buldu neyse Ereğli Bez Fabrikası'na gelmiş. O zaman Ereğli Mensucat Sanayi vardı. Sümerbank vardı. Evet, orada oraya Evet. gelmiş. Orada bizi de Ereğli'ye götürdü. Taşkent'ten
Ereğli'ye gittik. 5. sınıfı da Ereğli'de okudum. Taşkent, Fethiye, tekrar Taşkent, Ereğli. Ereğli, tamam işte. Böylece katmerli bir ilkokul hayatımız oldu. Evet. Şimdi amcacığım, siz bir Taşkent sevdalısınız. Kitaplaştırmışsınız da dedelerinizin hatıralarını. Evet. Büyük 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 Evet. dedelerinizden bu zamana kadar hatıraları Tabii. kitaplaştırmışsınız. Çok güzel içinde hatıralar, anılar var. Evet. Bize birkaç tanesini anlatır mısınız dedelerinizden, Şimdi efendim işte orada altı parmak Mehmet Ağa'nın karısıyla kavgası nenelerinizden? Mesela denesi. onu anlatırsanız Evet, dinleriz. annemin de babamın da dedesidir altı parmak Mehmet Ağa. İşte hasta adam, bir hastalık var mı? Genetik bir bozukluk varmış galiba. Kıpırdayamaz, bilmem ne edemez. Bazen elini kolunu kaldıramayacak güçten düşermiş. Bazen ayakları çalışamaz olurmuş. Sonradan da her yanı baştan bir harekete gelirmiş. Her yer dağ bayır dolaşırmış. Karısı da titiz bir kadınmış. Çok malı varmışmış. Karısı da titiz bir kadın. Kendisi gitmez, gidemez güçsüz. Adam kadın gidermiş malların başına. Taşkent'te orada millet sigara tütün içerken onların yanında tütün el sigara içmeye dalışı vermiş. Taşkent'in ilk sigara içen kadını olmuş. Bu sefer kocasına gelir dır 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 eder bağırır çağırır geçimsizlik yaparmış. Yani hikayede daha teferruatlı var da böylece geçimsiz hayatı kadının o titizliğinden mal canlılığından bir geçimsiz hayatı olmuş da o da vardır Taşkent'te altı parmak Mehmet Ağa'nın karısıyla kavgası diye. Evet. Evet, var hikaye çok tabii. Bir de dedenizin madencilik hikayesi var herhalde. Bir Tabii işte. eşkıyaların basması var. Tamam işte madencilik o hikaye Taşkent'te babam dedem katır almış 5-6 tane şeydeki Toroslardaki tahtacılara satmak için giderken o Fransız madencileri kurşun madeni işletiyorlar şeyde. Orada onlar tanışmış. Hayvanlar bize lazım yüklerimizi taşımak için demişler. Almışlar yanlarında taşımışlar. Dedem de demek ki yeteneği ona çok uygunmuş yani ki böyle insanın karşısına böyle fırsat pek az çıkar. Onlar maden ararken onların yaptığı gibi dedem de yapmış, aramış, numuneleri almış falan bakmış aklı başında. Birisi bakmışlar Fransızlar. Demişler ki senin gibilere demiş bizim ihtiyacımız var. Aklın başında birisin. Aracı adamlar lazım. Demiş bizim yanımızda çalışır mısın? Sana ilk defa demiş 4 altın vereceğiz ayda. Kabul edersen demişler. Neyse biz demişler ay sonuna kadar buradayız. Kal burada. Git burada. Gelirsen demiş ay sonuna kadar buradayız. Geliyor tabii dedemize, dedesi babasına söylüyor. Böyle böyle diyor. Ne yapayım? Vallahi iyi para diyor. Burada onun yarısını kazanamazsın ayda diyor. Ama siz gideceksiniz. Büyük abin diyor, hayır yok bize kendi başına baktı diyor. Onun küçüğü diyor, ticarete döktü. Sen de gidersen baba malı sahipsiz kalacak ama istersen kal, istersen git diyor. İyi bir iş diyor. Gidiyor Fransızlara şey diyor, 14 sene ve 16 sene mi süren madencilik hayatı böylece başlıyor. Yani has bir eleman olmuş en sonunda Para o... kazanıyor, gelirken eşkıyalar O yolunu ikinci bir çeviriyor, artık. öyle mi? Savaş Birinci Dünya Harbi patlıyor. Fransızlar koyup gidiyorlar tabii maden işletmiyorlar. Sonra savaş bitiyor, seferberlik bitiyor. Dönüp geliyor, adamı da şey diyor. Rodos'a varıyor Fransa'ya, Anamur'a. Diyor benim paramı verebilir misiniz diyor işte 2 senelik param yok falan. Ben veremem diyor oraya bakan. Ben durumu görmeye geldim diyor. Ama Rodos'ta da maden varmış madeni. Kurşun madde. Oraya beraber gidelim diyor. Sizin paralarınız ödenecek diyor Fransız adam. Münasebeci. Paranız emanete alındı diyor. Gel benimle Rodos'a diyor. Rodos'ta verelim. Oradan şeyle çatana mı ne bir şeyle Rodos'a gidiyor. Oradan parayı alıyor. İzmir'e çıkıyor. İzmir o zaman Yunan işgalinde tabii. Onun için trene biniyor. Trenden Konya'ya geliyor. Hastalanmış yolda. Konya'da hastaneye yatıyor. Çıkarken işte biraz bir şeyler falan teferruatı artık orada gazetede var. Şeyde var, hikayede var. Dineğin orada
Konya'da Dine'yi geçince eşkıyalar çeviriyor bunu, parasını alıyorlar. Hatta kesmeye yatırıyorlar. Ya diyor, paramı aldınız diyor. Ne istiyorsunuz daha diyor. 2 yaşında diyor, anneleri yeni öldü diyor. 2 tane küçük kızım var, onlar sahip kalacak falan deyince. İşte yat diyor, dipçik vuruyorlar falan yatarken. Bu arada eşkıyalardan birisi merhamete geliyor. Ya ne istiyorsun, niye öldürecektin? Öldürüp ne geçecek elinize diyor. Aldık işte parasını falan diyor. İşte öldüreceğiz, yarın bize şahitlik eder, bilmem ne yakalanacağız. Çekmiş davayı o merhamete gelen. Anam avradım o zaman, hepinizi vururum demiş eğer bu adamı keserseniz. Bu sefer bırakmış taş kenarında. Tabii o korkuyla kalp dengesi bozulmuş. Kesmeye yatırmış. Evet. Bir küpürdü demiş. Dostlar bir küpürdü oldu demiş içimde. O küpürdü bir türlü geçmiyor demiş. Korktum, çok korktum demiş. Ve tabii netekin 2 ay sonra vefat ediyor. Ölüyor. Bir de Yusuf Ağa'nın öldürülmesi olayı var. Demek ki amcacığım o zaman eşkıyalık çok, çok fazlaymış. Tabii 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 çok fazla. Onu anlıyoruz anlattıklarınızdan. Tabii. Yusuf Ağa'yı öldürmüşler büyükte. Tabii, onu anlatmıştınız program öncesinde. Eşkıya çok Toroslara falan giderken Torosları geçmek kolay değil ki. Grup halinde 15-20 kişi beraber, 5-10 kişi beraber giderler. Tek başına gidenler muhakkak soyulur da 15 kişi, onların da mavizelleri falan silahları var yanlarında gittiği için eşkıya saldıramazmış pek. Ama işte şey diyor, burada yine Bayraktarlardan Hacı Yüzbaşı var bir hikaye. Orada yine bir eşkıya hikayesi var yani. Bunlar yaşanmış sizin akrabalarınızın hikayeleri ama değil mi? Hemşerilerin akrabaların. Öyle kurgu falan değil. Hayır hayır hayır, evet. Hiç kurgu yok. O Yusuf Ağa'nın öldürülmesi olayını anlatır mısınız? İşte diyor ya Yusuf Ağa, Hacı Yusuf. Hacı Yusuf veli bir insan yani Taşkent'te iyiliklerinin haddi hududu olmayan iyi bir insan. Toroslardan keçi, koyun toplarmış. Satarmış, başka işler de yaparmış. İşte keçi koyun toplamış, bir sürü getirmiş pirler konduya. O zaman pirler kondu, Taşkent değil artık. Demiş ki, celepler gelmiş almaya. Celepler gelince, ama onlar demiş ki, ya Hacı Yusuf demişler, senin burada hatırın büyük. Gidelim demiş, eşkıya bizi sarabilir. Şeye kadar, ovaya kadar bizi bir geçiriver demiş. O da geçireyim derken netekim o kaplanlık düzlüğünde eşkıyalar sarıyor bunu. Bunları. Bu arada adamın yani derdi para falan demiş eşkıyalara, babalar demiş, siz ne istiyorsunuz? Para mı? Alın istediğiniz kadar. Hayvan mı istiyorsunuz? Alın götürün istediğiniz kadar. Ama bışkın bir delikanlı, yeni bışkın bir serseri gelmiş, bıçağı saplamış, sana mı soracağız falan diye. Bu sefer eşkıyaların başı, yani meşhur bir insan, tanınan bir insan, bağırmış ona. Ulan demiş, niye tapladılar, para mı al, şey mi al, hayvan mı al dedi, daha ne istiyoruz demiş, niye öldürdün bu Hacı Yusuf yahu demiş falan. Ama koymuşlar gitmişler, demiş de at fışkısı sür, bağırıyormuş. At fışkısı kapat, aç fışkısı kapat yerine. O bıçakladığı yeri yaraya sürüyorlar artık. Yaraya kapatıyorlar. Yeni, efendim yeni yapmış atın pisliğini. Kapatır mı? Kanı durdururmuş o. Bilmiyorum. Evet. Onu sürüyor. Neyse oluyor, olmuyor bu sefer. Koymuşlar gitmişler. Adamlar da sürüyor aldı gitti mi ne belli değil. Bilmiyor kendinden geçmiş çünkü. Atı serseri serseri oralarda dolaşırken kaplanırlar. Ya demişler bu Hacı Yusuf'un atı. Kendisi nerede acaba falan diye takip ederken buluyorlar. Köye götürüyorlar kaplanlı köyüne. Biraz bakıyorlar falan olmuyor. Taşkent Pirler Kondu'ya getiriyorlar. Pirler Kondu'da da ölürken olmamış, çok kan kaybetmiş ölürken herkese demiş hakkımı helal ediyorum adamın şeyi. Beni vuran, öldüren baba yiğitlere de hakkımı helal ediyorum demiş. Yani şehitlik mertebesini kavuşturmuş yani de bildiğin. Veli insan zaten belli, emsalsiz iyilikte. O hacılar sülalesi zaten iyilikleriyle, saflıklarıyla ünlüdür yani. Hacı Mehmet Özünce diye birisi var, biliyorum şeyci. Program yaptık kendisiyle, biliyorum. Yaptı. Onlar evet. O sülalenin, Hacı Yusuf'un öbür kardeşinin çocukları onlar. Hacı Mehmet Özünce. Evet. Öbür kardeşi. O aile, o sülale gayet çekkin, gayet kendi halinde, evet. Kötülük düşünmeyen, saf.
işte şey var, o burada o hikaye teferruatıyla anlatılıyor da. İşte Hacı Yusuf böyle bir insan. Babaannenizi, dedelerinizi mutlaka hatırlıyorsunuzdur. Yok, hiçbirisini. Ne ana tarafından ne baba tarafından. O zaman annenizi babanızı anlatır mısınız? Anneniz nasıl bir Anadolu kadınıydı? Ya annem işte Muharrem Çavuş denen o öldürülen, demin anlattığımız öldürülen Muharrem Çavuş'un kızı. Taşkent'te Altı Parmaklar sülalesi, zaten Altı Parmak Memedağ'da var işte. Onların sülalesinden. Kendi halinde. Muharrem dedemizin 12 sene çocuğu olmamış, ondan sonra çocuğu olmuş, annem olmuş. Annemden sonra bir oğlu olmuş, kızı olmuş. Ona Hacer ismini takmışlar. Ondan sonra tekrar bir oğlu olmuş. Fakat o birinci, ikinci, üçüncü Hacer'le oğlan ölmüş. En küçüğü bir dördüncü çocuğu Hacer, o ikisi yaşamış. Annemle en küçük kız kardeşi Hacer teyzemin arasında 6 yaş var. Aklınıza ne gelir annenizi hatırladığınız zaman? Size ne yapardı? Çorba mı pişirirdi? Dizine mi yatırırdı sizi? Anneniz deyince, anne deyince ne hatırlarsınız? Vallahi annemiz deyince işte fedakarlığının hududu olmayan, neşe ederse yapar. Taşkent'te bağımız, malımız pek çoktu yani bizim. O malın sayesinde, annemizin yönet yapması sayesinde, çalıştırması sayesinde, çalışması sayesinde Taşkent'in bayağı iyi varlıklı durumlarında bir insandık. Yani annemiz böyle bir insandı. Geceyi bilmez, gündüzü bilmez, çalışır. Evde kolan dokur. Şey tezgah bu güzel bilmez. Kolan dediğiniz nedir amca? Kolan hayvanlara falan sarılan, kadınların da önlüklerine böyle bağlanan, yünden dokunan bir şey. Biraz şerit desen, gibi bir şey. Şerit ha, desenlidir herhalde. Onun bir de tarakları vardı. Şöyle çevirerek falan desen verilir, gerdirilir bir taraftan bir tarafa. Öylesine onları dokurdurmazdı. Taşkent'in varlıklı bir ailesi durumundaydık yani. Hiç o kadının gayreti, babamız Fethiye'de işte şey eder ki o kendi aliminde savaştan sonra falan Ereğli'ye gelinceye kadar. Biz Taşkent'te gayet rahat, huzurlu. Malımız çok olduğu için hayvanlara yük verirdik. Sebze, meyve bilmem ne verirdik. Onlar ovaya götürürler. Katır, bir katıra 8 havayı buğday değişirler, gelirler. O buğday dayısını, 4 havayısını adam kendi alır, 4 havayısını bize verir. Malı çoktu yani. Gelirlerdi bize, büyük verin de ovaya götürelim, satalım derlerdi yani. Yani 8 falan verirdik, 32 havayı gelirdi. Kendi ihtiyacımızı abimle ben, iki kardeşiz zaten, annem de var, abimle ben. Başka yok. 32 havayı, 18 havayısını falan buğday, un yapardık, tarhana yapardık, bulgur kaynatırdık, bilmem ne ederdik. Yani o ihtiyacımız öyle giderdi. Bir keçi, bir koyunumuz vardı. Bir keçinin 3 okka sütü olurdu günde. Onu değişik verirdik. Yağı öyle ihtiyacı derdik. Dediğimiz gibi kendimize bağdan bahçeden meyve sebze kalırdı böyle. Bahara kadar geçinirdik, böyle giderdik. Çocukluğunuzu hatırlıyorsunuz değil hatırlarım, mi Burhan amca? Hatırlar. Neler yapardınız? Nasıl oynardınız çocukluğunuzda? Karaböbete mi giderdiniz oynamaya? Göbetlerde yüzerdik yazın. Evet. İşte bu kitapta yazar. Yazın göbetlerde, kışın bembeyaz kara büründüm. Yazın göbetlerde yundum arındım diye. Yeşil desir oldum, alda göründüm. Daha nice nice sende hallerim, hala yarpuz kekik kokar ellerim diye. O yarpuz kekik kokularını özlüyor musunuz? Özlemez olur mu canım? Yarpuz yani yok, özlemez. Günümüz öyle geçiyor. Ben ne bileyim işte, ben Taşkent'te vardım mıydı? Bazıları sevmezler, koparak ayrılırım ben Taşkent'ten. Bir gün, iki gün, beş gün neyse. Gönlünüz orada kalır yani. Bir
Halim Özuğurlu diye rahmetli olsun annemin dayısının oğluyla Rauf Periz diye bir arkadaş. İzmir'de oturuyoruz Park Oteli'nin önünde. Taşkent'te Haydar Kütüğün otelidir orası da. Taşkent'te diyor vardı mıydı diyor sıkılır patlarım duramam diyor eğlenemem bunlar öyle diyor. Sen diyor ne yaparsın? Dedim Taşkent'te dedim mihrap diye parktan kahveye, kahveden mihrap diye parka gider gelirsen tabii sıkılırsın. Ne yapmak lazım? Bir gün dedim Emmi suyundan ta Müderris'e kadar indiniz karşıdan vadiye çıktınız mı dedim. Kıble kayasına çıktınız mı? Kıble kayasının tepesine çıkıp ta Kalın Ağıl'dan dedim Geyik Dağı'na kadar bir seyrettiniz mi dedim. Asar kayasının önüne Güvercinli'ye kadar, Turas'ına kadar bir çıktınız mı? Gitmedim efendim. İşte Kara Göbet'ten bilmem dere başına kadar gidip suyu takip ettiniz mi dereyi? Tabii sıkılırsınız bunları yapmazsanız dedim. Ve yayan gideceksiniz buraya hayvanla gidilecek. Sıkılırsınız. Ben dedim bunları yaptığım için koparak ayrılırım Taşkent'ten dedim vardı mıydı? 3 gün 5 gün ne kadar kalırdı? Doyamam yani dedim. Evet. Evet. Hepsi bu Taşkent sevdası böyle işte. Burhan amcacığım hacca gittiniz Allah kabul etsin. Evet. Kabe'yi ilk gördüğünüz zaman ne hissettiniz? Nasıl duygular yaşadınız? Efendim bazı arkadaşlar sanki Kabe yürüdü sanki beni kucakladı falan filan diye bir şeyler. Ben de öyle bir coşkulu duygu olmadı. Kabe'yi ziyaret ettik. Çok şükür Allah gösterdi dedik. İçimizden öyle geçti. Ama ne bileyim adamlar kendinden geçiyor. Sanki Kabe geldi beni kucakladı gibi falan şeyler hissediyorlar. Ben öyle bir coşku duyamadım. Ama ziyaret ettik. Çok şükür Allah nasip etti dedik. Tamam bu kadar. O zaman bir de Nuri ablaya soralım bakalım. Nuri abla neler hissetti? Ben sigara içiyordum. Ay sigarayı bırakayım bir türlü bırakamıyordum. Git bağımlılık yapıyor. Yaş ilerledik sıraba. 35 yaşında falan başladım. Arkadaşlar da günlerde, eskiden günlerde çok güzel kristal şeylerin içine çeşit çeşit sigaralar konurdu. Herkes ne içiyorsa. Ay istiyorum bırakmak. Nefes darlığı başladı. Ondan sonra şey ettim. Günde gene böyle oturuyoruz. Ayda bir günümüz var. Yani çok eski komşularla, apartman komşularıyla. Ayda bir günümüz. Otururken arkadaşım var, Nazira Hanım diye. O da beyi vefat etti. Tek başına yaşıyor. Çocukları falan var ama. Nuriye dedi. Ümre'ye gidelim ya dedi. Olur dedim gidelim. Perşembeydi. Olur dedim, gidelim Nazira Hanım dedim. İçimden geldi. Ondan sonra hep de derdim ki, aman derdim, Ümre'ye gidiyorlar. Araplara para yedirtiyorlar filan derdim. Hep böyle. Ay demek ki içimden gel. Tamam dedim, gidelim. Cuma günü gittik. Şeye. Mühdiliğe. Yazıldık. Bize bir kağıt verdiler, şey ettiler. Ondan sonra bankaya dediler para yatırtın, işte şeyinizi yapın. Gittik artık 20 günlüğüne yazıldık sağ olsun. Ondan sonra Ahmet de anne ben göndereceğim seni dedi. Söyledim çocuklara. Vardı benim de şeyim ama. Yok dedi anne ben seni göndereceğim dedi. Allah razı olsun yavrum. Sağ olsun bankaya yatırttık şey ettik. 20 günlüğüne gittik. İstanbul'a gittik. Oradan da şeye gittik. Kabe'ye. Kabe'ye vardık. Daha işte ihrama giriyorsun ya şeyde İstanbul'da. Oraya gidiyorsun şeye ihramdan çıkacak. Ben böyle yukarıdan bakıyorum. Ay böyle bir öyle bir havaya girdim ki ben hayret edersin yani. Böyle uçtum. O kadar kalabalığın içinde Nazira Hanım'ın elinden tuttum. Gittim. Yapıştım. Kâbe. Artık dua ettim. Ay neler geldi aklıma neler. Allah'ım dedim bu pislikten beni kurtar. Ne olur ya Rabbim dedim. Bunun için geldim. Seni görmeye geldim. Allah'ım dua et. Vallahi daha bak 3 sene oldu. 3. 4. seneye
hiç aklıma dahi gelmiyor sigara. Yanımda içiyorlar mesela, bırakanlar öyle, ay yanımda içme, şey içme, kokusu şey, ne rahatsız oluyorum, ne şey diyor. Yani öyle memnun kaldım ki ben, o git hala şimdi diyorum ki Allah'ım bir daha para verse de bir daha gitsem. İnsan özlüyor ya. Tekrar özlüyor. İşte ben bu coşkuyu duyamadım. Görevdir dedim. Allah'ın emridir, yok, farzdır. Gittik, geldik, tamam. O düşüncenin içinde bitiyor benimkisi. Ben bu coşkuları bazı arkadaşlar öyle coşkuyu duyamadım. Mesela merdivenle çıkılıyor. Naziran çıkamadı. Ondan sonra hocalarımız da çok iyiydi. Mühtü Bey de geldi. Yok dedim, ben onu rüyamda gördüm. Oraya böyle bakıyorum. Aa diyorum, herkes çıkıyor da ben niye çıkmayayım diyorum. Hoca dedi ki, Nuriye teyze gelme istersen, yorulursun. Yok dedim, onun pantolonuna bir yapıştım. O beni çıkarttı, sağ olsun. Orada iki leket namaz kıldık. Adem ile Havva'nın buluştuğu yer galiba. Orada beyaz bir şey çok var ya. Çok güzel taş var ya. Orayım. İşte yani çok güzel bir, yani hiç bıkmadım. Çok güzel oldu. Herkese nasip etsin. Yani evet, ben de diyordum işte, ama ne olacak Kabe'ye şeye gidip de Araplara, buradan da dua edersin. Yok değil. Onu görmek lazım. O peygamberin yattığı yer falan, ay öyle güzel. Cennet bahçesi falan, orada iki leket namaz kılma. Beklerdim böyle. Sabah namazına gidiyordum. Oturuyordum artık. Vakit geçiyordu, böyle kısım kısım koyuyorlardı peygamberin yanına. Geliyordum orada bir iki leket namaz kılıyordum. Ondan sonra otelimiz filan da çok güzel, çok güzeldi. Yani baktılar, Allah razı olsun. Ablacığım, 52 yıllık evliyiz dediniz. Evet. 52 yıl, yarım asırdan fazla. Tabii. Bu evliliğin sırrı nedir? Nasıl bu kadar düzgün bir evlilik devam etti? Gençlerimize bir anlatın. Siz neler yaparsınız? Vallahi Burhan amcanın hiç sinirli tarafı yok mu? Oo. Çok mu sakin bir insan? Nasıl sürdü bu kadar? Taşkentli olur da sinirli olmaz mı? Taşkentliler sinirli. Tamam. Ama işte ne yapacaksın, çekiyorsun evlatların olunca. Hiç onlara belli etmezdim. Kavga da ederdik, dövüş de ederdik. Hiçbir zaman şey etmezdim, söylemezdim. Ne bileyim, ailem de yani bazen şey derlerdi. Aman annem hele, babam vefat etti. Aman kızım şu dağlıyı bırakıver derdi. Öyle olunca bilirsin, işte evlat olunca evlatlar için şey diyor, iyi vakitimiz de oldu, kötü vaktimiz de oldu ama geçti gitti, işte şimdi de ikimiz kaldık. Haydi çok şükür. Şimdi her şeyi ben yaparım. Her şeyi. Bilmez bu. Bir şey almayı da bilmez, şey etmeyi de bilmez, her şey. Parayı getirir, emekli aylığını getirir, bana verir. Ben anladım, idare beğenmez de ondan. Yani alırım şunu şöyle yapacağım. Ama Nuri abla ne diyor bak, aldığım beğenmez de onun için almam diyor. Ya canım, gönderiyorum. Biliyorsun pazarcılar falan çok fenalar. Altına çürüğünü koyuyor, bu hiç farkında olmuyor. Çok temiz kalplidir. Bilmiyor onu. Ama ona ben tek tek elimle seçerim. Gençlerimize neler tavsiye edersiniz? Özellikle bu evliliği sürdürme, evet, konusunda, katlanma konusunda, sabır konusunda. Tabii. Neler tavsiye edersiniz? Sabretmek lazım ya. Ne yapacaksın? Fazla dayak değnek olmadıktan sonra, mesela dayak değnek çok iyi bir şey değil.
yıkılıyor. İyi bir şey değil ama ne yapacaksın? Benim bir kızım da ayrıldı ama şimdi evlendi. 8 sene benim yanımda durdu. İyi. İyi bir insanla evlendi şimdilik. Olmadı. O kadar gayret ettik. Olmayınca da olmuyor. Olmayınca demek olmuyor. Demek ki evet. Allah nasip etmeyince olmuyor. Çok çekti o da yani. Allah'ım. Hayırlısı. Sabretsinler ama işte fazla da kendini yıpratmak da iyi bir şey değil. Bir de şimdiki gençler çalışıyorlar. Çalışıyorlar ya. Çalışınca olan pislik ona geliyor, şey diyor, olmuyor. Rezil oluyorlar. Öyle olunca bizi haciz da gelse, bilmem ne de gelse evdesin, fark etmez. Ama onlar için büyük şey oluyor. Evet. İnsan. Onun için de gençler, geçinsinler ya. Ama geçinmiyorlar işte. Hayırlısı. Burhan amcacığım, gençler şimdi çok rahat, bolluk içinde. Tabii. Serviste gidiyor, geliyor. Tabii. Markalı ayakkabılar giyiyorlar, tabii. Beğenmiyorlar. Tabii. Bir tatminsizlik var gençlerde. Ne tavsiye edersiniz bu gençlere? Siz gençliğinizi nasıl geçirdiniz? Diyorum işte, ben çalışmazsam günde okuyamazdım yani. Ben zor zoruna okudum. Tırmanır gibi, düz duvara tırmanır gibi okudum. Böyle yaşadım. Tekniker olsun kendi babamızın bir şeyi yoktu. Yazın 4 ay falan bir çavuşluk mavuşluk yaparsa yapardı. O da evin kıt kanaat geçimine anca yeterdi. Evde belki yer içerdim ama mektep masrafını görecek yardım edemezdi babam, yoktu. Onun için yazları çalışırdım. Hatta bir sene babam çavuşluk mavuşluk yaptığı için yanında beni çadır bekçisi, mubayacı falan olarak götürürdü. İşte ben de 40-50 lira alırdım, 2 ay, 3 ay neyse. Ama bir ay babam şeyde Bıçakçı'da, Karaman'ın Bıçakçı, Karaman yolu arasında orada bir iş buldu. Fakir Özlen vardı müteahhit, onun yanında bir iş buldu. Beni götüremedi. Götüremeyince soyunduk, amelelik yaptık bir yaz. 1940. Yazın amelelik yaptınız, yaptık, kışın okudunuz, onu okul masrafı olarak kullandınız. Tabii amelelik yaptık, o parayı kazandık, onunla okuma imkanı bulduk. Ne bileyim, sonra bir şey daha var hoşuma giden. Tabii parayı babamız alırdı, yaptığımız şeyden görmezdik biz paranın yüzünü. O sefer amelelik yaptığım sene babam olmayınca ona parayı bir baktım, para dolu verince elbise yaptırdım, ayakkabı yaptırdım efendim, iki takım iç çamaşırı, iki tane gömlek aldım, bilmem ne ettim, mektep masraflarım, her şeyim çıktı. 40-50 lira kadar da bir para arttı. Onu da babam aldı elimden tabii gelince, Bıçakçı'dan gelince. Öyle bir şey oldu 4'ten 5'e geçtiğimiz sene. İşte 5'te de yine babam da Gazi Paşa'da. Şimdi 4'ten 5'e geçtiğim sene dediniz amcacığım. Demek ki 11 yaşlarında, 12 yaşlarında yok, falansınız. Yok değil. İlk lisede 4'ten 5'e sanat mektebi. Lisenin 4'ünde 5'ine. Tabii. 18 yaşında. Evet. İşte 19 yaşında da babam. Hayır, demek ki o zaman lise farklı mıydı? Sanat mektebiydi. Lisede 5 sene sanat mektebi. 4'ten 5'e evet, geçtiğim evet, sene. Evet, evet. Neyse. İşte 49 senesinde de babam Bıçakçı Gazi Paşa ile Galedran arasındaki 60 kilometrelik servis yolunu yapacak. Orayı aldı. 20 kilometresini aldı. 3 tane taşeron yapacak. 20 kilometre. Beni de götürdü Gazi Paşa'ya. İşte yazlar burada giderken uçakla gitti 55 dakikada. O hava yollarının 6 kişilik ring seferi yapan uçaklar vardı haftada 2 defa. Oradan yürüdük, gittik. Uçakla gittik. Oradan Gazi Paşa'ya gittik. Gazi Paşa'da onu yaptık. Dönerken babamın bir telgrafı geldi. Taşkent'e gel dedi. Taşkent'te işim var. Babam istikak almaya geldi. Ödenek almaya geldi yapılan şeyden. Bir telgrafı geldi. Taşkent'ten bir dedi kira tut. Taşkent'e gel hayvanla. Ben dedi Taşkent'te işim var. O kirayla dönerim dedi. Kira tutmak için falan bir sorduk morduk. 50 lira istiyor adam. Olmaz dedim. 50 lira vermem dedim. Amele yevmiyesi 4 lira. 3,5-4 lira.
Sana dedim 4 lira, hayvanına da 4 lira. 23 günde gideceğiz, 24 lira dedim. Hadi 25 lira olsun, vermem. Olmaz dedi, vermem. Zorladım. Dedi, olmaz dedi, daha fazla olmazsa yaya gidersin dedi. Adam böyle tersleşmesi canımı sıktı. Hikaye var burada Gazi Paşa, en son hikaye. Lan dedim, dağ çocuğuyum ben, dağlardan, yollardan mı koruyayım? Yayan gideceğim dedi. O çılgınlık, hiç kimse yok, tek başıma. Taşkent'e geldim, 3 gündüz 2 gecede. İşte öyle, o parayı vermemek için. Dişimizden, tırnağımızdan arçırıyoruz parayı. Bilmem ne verilir mi 50 lira. Neyle geldim sonra? Yaylaya göçenlere 2,5 lira verdim bir. Hayvanına bindim yolun üçte birine. Ondan sonra Muzvadı diye bir köy var. Oraya indik, Göksu'nun ikinci, birinci kolu. Beyreli'den gidip de ta Mut'ta birleşen birinci kolunda Muzvadı diye bir köy var. Oraya indim neyse. Üzümler böyle, sahillerde üzüm namında bir şey kalmamış Eylül ayı. Üzümler böyle kehribar gibi salkımlarla 3 kilo üzüm aldım oradan. 3 okka diye. Neyse 150 kuruş. 50 şerden 150 kuruş. 50 lira yerine 104 lirayla Taşkent'e geldim. Yaptığım harcama işte bu. Yani böylesine yani düz duvara tırmanır gibi bir hayatım oldu yani. Öyle şey değil. Rahat bir şey sürmedim. Evlenince işte hanım rahat ettirdi bizi. Hanım nasıl rahat ettirdi Burhan amca? Biraz hanımı onore edelim şimdi değil mi? Şimdi efendim her şey oldu tabii. Tastıldık oldu, bilmem ne oldu, şu oldu, bu oldu ama ben bazı şeylerde kararlılık yaptım mı, yani ısrar ettim miydi bir şeyde anlaşmazlıkta uyum gösterdi mesela. Tersleşmedi fazla benimle. Tabii bu kadar genç kalmanızda eşinizin çok etkisi var, olması tabii, lazım olmaz, değil olur mi? Mu? Üç tane evlat yetiştirdik. Birbirinden başarılı, birbirinden sağlıklı. Tabii bunda benden çok hanımın rolü var tabii. Evlatların evet. Yetiştirilmesinde. İşte Burhan şey. Amcacığım çok çok teşekkür ederiz. Biz de teşekkür ederiz. Son sözlerinizi alalım. Programımız burada sona erdi. Son sözlerimizi alalım. Sağ olun. Allah razı olsun. Bir değer verildi yani. Memnun oldum. Evet. Teşekkürler amcacığım. Evet sevgili seyirciler. Baki Burhan amcanın ve Nuriye ablanın hayat öyküsünü dinledik. Programımızın süresi el verdiğince. Burhan amcadan bir şiirle programımızı kapatalım. Haftaya başka bir konukla birlikte olmak üzere. Hoşça kalın. Taşkent'in batısında bir yüksek kayadır bu. Yılancı kayası derler. Gün ilk sana ışıldar, gündüz ufkunda biter. Ey sabahı akşamı belirleyen tepeler. Yükseklerin üstüne konu vermiş sap kaya. Beldenin batısına gerilmiş boydan boya. Nasıl yekinip oymuş hangi doğa öfkesi? Çınlıyor mu ininde çocukluğumun sesi? Kaç kereler yürüdüm o dipsiz karanlığa, hayalet korkularını aklıma yığa yığa. Sarınırdık gölgene akşamda erken erken, yuvalardaki huzur bacalardan tüterken, duygulardan yukarıda başımızın üstünde, günün anılarında özlemimsin bugün de.